Evet. El-esatizati zâke şeyhul fâdılu ve kâne nokta nokta hâsatin bi cübbetihi ve imâmetihil beydâi. Şimdi burada tabii kâne olunca özne ve yüklemini bulmamız gerekiyor. Evet. Şimdi şuradakilere bakıyoruz. Havale-i etrafında demek değil mi? Civarında demek. Fi idadi işte arasında demek. Efendim, beyne arasında demek. Dımne o da içinde arasında demek. Beyne yine arasında demek. Yani o zaman şu kelime mecrur olacak. Efendim. Evet. Kâne efendim. Şimdi burada müzekker gelmesi bizi yanıltmasın. Çünkü ismi şu. Efendim. Yani şu, o faziletli şey efendim hocalar arasında idi diyeceğiz. Kâne hatta fi idadi beyne dımne beyne olabilir. Demek ki birinciden çıkarmamız zor. Evet. O şey faziletli şey hocalar arasındaydı. Ve kâne nokta nokta hasa. Şimdi burada bakıyorum hepsi zu'nun farklı çekimleri. Zâtu müennes, zevi çoğul, zu tekil ve merfu, za tekil ama mansup, zâtu müennes. Evet. Şimdi burada zaten tekil erkekten bahsediyoruz. Yani kâhnet Kâne şurada şurada idi diyor. Kâne'nin yüklemini mi bulacağım? Kâne'nin ismini mi? şimdi beyaz ismini, sarıklı ismini cübbeli ve kendi Kâne'nin ismi beyaz sarıklı de cübbesi olan. dörtlüdür. Dolayısıyla Kâne'nin ismi de olacak. Kâne'nin ismi ama daha önceki cümlede Geçti. geçti. Üstad geçti. Tekrar Hayır hocam ya. şey o haberi Üstad terkibi. o haberi Haberi. İsmini bulacağız. şu buldum ben onu İşte daha şu şey ifade. şu Yani burada tekrar mesela yeni cümleye geçince Kâne'nin ismine gerek yok. Yani gizli olarak gelir. o zaman şuraya cümle şöyle olmayacak mı? Vekâne şeyhu zâ Zoom olacak işte. Şimdi mehabetin. öncelikle bakalım Kâne geldiğine göre haberi bir defa müzekker gelecek. Efendim. Dolayısıyla müennes olmaz. Bu Zevi de bir. olmaz. Zevi de olmaz. Bu da çoğul. Çoğu da olmaz. O zaman merfu zaa kaldı ki. Zu olursa Kâne'nin ismi olur. Haberi nerede? Efendim. Za. Evet. Evet. Zate de olmaz. Efendim. Zaten bunların hepsi hemen hemen aynı kelimede. Şurada izzet, şurada mehabet yani heybetlilik demek. Efendim. Şimdi burada dımnenin arasında anlamına geldiğini söylemiştik. Kâne dımnel esâtizeti zâke şeyhul fâdilû. O faziletli şey hocaların, profesörler arasındaydı. Ve kâne efendim efendim evet zâ mehâbetin hâsatin bi cübbetihi ve imâmetihi el-beydâ'i. Şimdi cübbesi ve beyaz imamesiyle özel bir yani kendine has bir heybeti vardı. Heybet sahibiydi. Heybet sahibi idi. Burada Z en uygun olanı Zu'da olur ama Zu olabilmesi için Kâne'nin ismi olması lazım. Efendim. Evet. Sormak istediğiniz? Tamam. Peki bunun cevabı nerede? Ha şuradaymış. Harece an. Evet, bir şeyden çıkmak. Evet, Cumhurbaşkanı. Efendim. Liyada nukata ala. Nukat, nokta kelimesinin çoğulu. Vada noktaten, nokta koydu demek. Evet. Mu'tabiren, mu'tabiran enne kulle kelamin efendim şimdi okumaya çalışıyorum. Haricel müessesatı resmiyeti devleti bu şu anlama geliyor.
devletin resmi kurumları dışındaki her sözün enne kulle dedik. Mücerredu butuletin vehmiyetin sanal sanal vehmi yani sanal hayali kahramanlıklardan ibaret olduğunu kabul ederek bu da mansup geldi hal olur. Bu muhteberen hal kendisinden sonraki de bu ismi fail ya o yüzden onun nesnesi olur. Şimdi itikaf işte itikaf itikafa girmek kendini bir şeye vermek. Hutut çizgiler hatlar mesar yörünge akış aktığı yer sütur satırlar samt sessizlik huruf harfler sıyak bağlam ardıye yerle ilgili irade arzu istek talep kelime kelimesi şimdi bakalım harece reisu cumhuriye an iradetihi cumhurbaşkanı iradesinin dışına çıktı liyada nukata ale kelimetihi kelimelerinin üzerine nokta koymak için o samtıhi derseniz mesela şimdi o zaman da normal gidişatının dışına çıktı olur. Cumhurbaşkanı an mesarihi satırların üstüne nokta koymak için. Evet. İtikaftan çıkmak hoş olmaz. Şey yani kelime atmak falan gibi kalıplar var ya. Elga kelime. Evet, evet. E olabilir. Ha, elga kelimeden konuşma yapmak demek. Burada iradesinden çıktı olur ama kelimelerin üzerine noktalar koymak için olmaz. Noktayı nereye koyarız? Ya harfin üzerine koyarız ya da kelimelerin sonuna koyarız. Satırlara da koymayız. Kelimelerin sonuna koyarız. Cümlenin sonuna yani. Burada söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Siz söyleyin. Ben sonra tabii bir şey söyleyeceğim. Vallahi ben... O zaman B olur dediğine göre. Ya B ya E diyorum. Şimdi B'de harfe nokta koyarsan ne olur? Şimdi ilk dönemlerde harfler şöyleydi. Pardon, şöyleydi. Ve bu cim okunurdu, ha okunurdu, ha okunurdu. Önce. Mecazi mi anladın diyorsun? Yo yo, ciddi anlamda bu ilk... mecazi de değil aslında. Çünkü ama harf belirsiz ya şu an. Buna nokta koymak ne demek? Belirgin hale getirmek, belli etmek demek. Evet, oradan da harfe nokta koymak mecazi manada belirgin hale getirmek. Evet, 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 evet. Hayır, dedim yani fiziksel olarak da arada bir ilgi var dedim ben. Evet, suskunluğu. Evet, Cumhurbaşkanı harflere nokta koymak için yani meramını ifade etmek, konuya açıklık getirmek için suskunluğundan çıktı. Niçin? Devletin resmi kurumları dışında söylenen her sözün sanal, hayali, kahramanlıklar olduğunu düşünerek suskunluğunu bozdu. Konuya açıklık getirmek için. Vada noktaten alel harfi, alel hurufi, bu bir deyimsel ifade oluyor, evet. Evet, vada noktaten. Yani fiziksel açıdan da aralarında ilgi var demek istemiştim. Evet, tabii ki mecazi bir ifade. London, Londra. Londra, el kımmete saniyete, ikinci zirveyi. Li mecmuatil işriyin el yevm. Bugün 20'ler grubunun ikinci zirvesini yaptı gibi mesela. Vasata hudu'in bir sessizliğin ortasında. Ekonomik, evrensel ekonomik ve rast
gözetleme demek. Efendim limaşirat limaşiratin linnubuvvi fi adedin min duvelli alemi. Sayılı dünya ülkelerinde gelişmenin işaretlerini efendim gözlemlemek diye şeyler var. Efendim kelimeler var. İki tane de boşluk var. İn'akade yapıldı demek. İn'akade. Yekudu sürmek, komut etmek, yönetmek demek. Akadet yaptı demek. İn'akade yapıldı. Akadet yaptı. Mesela akadet London el kımmete thani li mecmuatil 20. Mesela bu olsa Londra 20'ler grubunun ikinci zirvesini bugün gerçekleştirdi. Yaptı. Tabii inakade bir de şey inakade olacak olursa burada nesne olmaz. Efendim biraz daha yukarı kaldırıp o zaman ya B olacak ya da E olacak. Saytara az önce hocam söyledi. Egemen olmak efendim işte hakim olmak demek. Ama nesnesini alayla alıyor efendim. Şimdi amme burada kaplamak demek. O da egemen olmak demek. Az önce hocam sen söylemiştin. Efendim bu ise nesnesini direkt alır. Ammehu ammel aleme. Mesela dünyayı kapladı demek. Umum oradan geliyor zaten. Cera yecri akmak. Meydana gelmek demek. Şimdi cerayı buraya koysak bir. Londra müennes fail olarak düşünsek olmaz. Ayrıca nesne de almıyor cera. Ecra değil ki bu. Şimdi akade olabilir dedik efendim. Ama devamını getirmemiz lazım. Yusaytur'u da alayla alıyor nesnesini. Eğer bunu biliyorsak olmaz şurada. Yani oysa hudu'in vasata hudu'in yusaytur'u alel iktisadil alemi çok güzel olabilirdi. Efendim cerat. Cera'nın mühendisi cerattır. Cera için söylenen cerat için de geçerlidir. Cerat lazım bir fiildir. Mefulün bir almaz. Ya da Londra olmayacak. Bunu fail yapacaksın. Efendim. Hayyeme yuhayyimu tahyim. Aslında hayme kelimesi çadır demek. Çadır. Bizim Adana'da mesela hayma derler. Efendim hayma. Yani bir şeyi örtüyor ya. İşte arazilerde kullanılması. Hayyeme kaplamak demek. Örtmek demek. Yani amme yaummu gibi. Hatta şöyle madem hayyemeyi söyledik. Hayyeme aleyye nuas diye bir terkip var. Hayyeme aleyye beni kapladı. En nuas uykusuzluk. Yani uykusuzluk beni kapladı. İyice uyku bastırdı demek. Evet. Hayyeme aleyye nuas. Uyku üstüme perde çekti gibi. Ya da evet, yani zifiri karanlıkta kaldım belki anlamına gelebilir, evet. İstidafe, yestadifu, istidafetun. Bu da efendim, bir, evet birisine misafir olmak ama aynı anda birisini misafir etmek anlamına da geliyor. Daif kelimesinden türetilmiş. Ev sahipliği yapmak anlamında. Bakıyorum. Londra bilmem şuna ev sahipliği yaptı. Çok güzel oturur burası. Ama önemli olan şurası. Acaba burası olur mu? Yeşu hudu'in yeşubu el iktisadel alemiyye. Şebe yeşubu ha bu da bozmak, ortamı bozmak. Efendim yani sakin bir ortam, onu bozuyorsun. Suyu mesela bulandırmak var ya. İşte akereye akiru mesela gibi şebe yeşubu suyu bulandırmak, bozmak diyeceğiz. Evet. Efendim ne diyebiliriz o zaman? Ve hangisini söyleyebiliriz? Yapıldı demek. Mesela Sivas'ta 3. dönem toplantısı yapıldı. İnakade el-iştima. Ama T kullanılmadı. Evet. Şimdi E şıkkında cerat olmaz. Çünkü cera
şey bir fiil. Lazım bir fiildir. Cera meydana geldi ya da aktı demek. Yürüdü demek. Efendim C diyecek olursak Londra bugün evet bugün buna ev sahipliği yaptı diyeceğiz de Londra bugün efendim dünya ekonomisini bozan dünya ekonomisine huzursuzluk veren bir sessizlik ve birçok dünya ülkesindeki gelişim işaretlerinin efendim gözetimi altında 20'ler grubunun ikinci zirvesine ev sahipliği yaptı. Hocam olur derseniz bu olur. Efendim evet. Evet. Şimdi buradaki Cera Londra'yı fail olarak kabul ettiğimizde olmaz. Cerat da olmaz çünkü nesne almış. Cera almaz. Bir cerra diye bir fiil var. O da çekmek demek. Efendim sürüklemek. Londra ikinci zirvesini sürükledi, çekti. Anlam çıkmıyor. Akadet burası oluyor ama Yusay turu uymuyor. İnakade zaten olmaz. Hem mühendislik açısından hem de nesne var burada. Evet. İstadafe birinci kısma çok güzel oturuyor. Efendim Yeşubu da teknik açıdan hudu kelimesinin sıfatı olduğu için hiçbir problem yok. Sadece efendim dünya ekonomisini rahatsız eden, dünya ekonomisinin efendim ekonomisini bozan evet anlamı veriyor. Şimdi burada hudu kelimesinin nekra bundan sonra gelen fiil cümlesinin onun sıfatı olduğunu bilmenizi evet. C mi şimdi? Evet. Tevasale. Tevasale değil, pardon. Eğer tevasale olsaydı bu fail olacağından tevasalet olurdu. Tuvasilu. Tuvasilu el-bi'setu ya da el-ba'setu. İkisi de okunur. Tuvasilu el-ba'setu tıbbiyyetu türkiyyetu el-murafikatu lil-hüccaci. Bu faili. Amelehe ala medari nokta 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 haythu yetevafedu leha aşeratul hüccacil marda yevmiyen. Şimdi ba'se heyet demek. Hacılara refakat eden Türk tıbbi heyeti tuvasilu ameleha ala nokta 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 süreyle efendim işini sürdürüyor. Çalışmasını sürdürüyor. يَتَوَافَدُ لَهَا اَشَرَاتُ الْحُجَّاجَ الْمَارْضَى يَمْيَنْ Günlük olarak her gün evet onlarca hasta, hacı gruplar halinde oraya geliyor. Şimdi burada عَلَى مَدَار الْاَرْضِ Dünya döndükçe demek. Medar, dara yeduru kelimesinin efendim masları ya da efendim ismi mekanı. Hı? Ala medaril ardı dersek dünya döndükçe olur. Ala medaril hin zaman döndükçe. Ala medari senetin bir sene süreyle. Ala medar li icazetin burada anlam çıkmadı. Ala medari saati saat döndükçe. Yani ala medari saat efendim saat döndükçe demek. Yani harfi tarifli olacak. Efendim. Yani C ve D'yi çıkartıyoruz. Harfi tarifli olmak zorunda mı? Efendim. Sıfat mevsuf olabilir mi? Yani sorun değil. Ama burada bir kalıp var. Alemedar kelimesini duyunca hemen biz
Yok. Yok yok. Dünya döndükçe değil hocam. Saat döndükçe. Yani saat döndükçe burada 24 saat, bir hafta 7 gün demek. Evet. Mesela petrollerin üzerinde şey yazar işte. Mesela meftuh ala medare saat. Saat döndükçe açık. Ne demek bu? Gün olarak düşünürsen 24 saat. Hafta olarak düşünürsen bir hafta. Yıl olarak düşünürsen yani kapandığı an yok. Ala medare saat. Efendim. Kalıpmış abi. Kalıp. Ama ben de şimdi yeryüzü efendim yerküre döndükçe alamedaril ardı ifadesi yani yerin dönmesiyle bunların işini yapması arasında ne bir ilgi var? Bunların sonra işi sınırlı. Yani gidiyorlar hacılara ondan sonra geri dönüyorlar. Yani saat döndükçe yani 24 saat anlamına geliyor. Alamedaril saat. Ne? Evet. Evet. Eşaret tegariru sahafiyyetun ile enne yahte şirketi tevasul içtimai. Aralıksız. 24 saat demek. Eşaret ile enne. Evet. Gazete raporları efendim nokta noktanın nokta nokta olduğuna işaret etti, değindi demek. Enne ihte şirketi tevasul içtimai ne demek? Tevasul el içtimai evet evet toplumsal toplumsal şey toplumsal iletişim şirketlerinden biri. Bu YouTube gibi. Sosyal medya. Evet, sosyal medya şirketleri diyebiliriz. Tevasul el-içtimai. toplumsal evet, iletişim şirketlerinden biri. Sosyal medya şirketlerinden biri. Eshum. Eshum bunu biliyordunuz. Sehem eshum. Ortak oldu. Yani o şeye yok, o paylaştığımız şeye veya ortaklık o orana bir şey diyorlar. Hisse, hisse. Hisse demek. Sehem. Sosyal iletişim. Evet, sosyal medya şirketleri. Evet. Tatizimu nokta nokta eshumehe lil iktitabil amil evveli. Hilale hilale zarfında demek. Nokta koyduğuna göre efendim ula daha uygun aslında. Evet. Efendim. Ama ula dersek iktitabın da amın da sıfat olmaz. Ta esumun sıfat olur. Eğer onun sıfat olacaksa da burada gelir. Evveli diyelim. Efendim iktitab el am el evveli. Hilale min İbril ila yunyo el mukbileyin hasbe me evredet vekalatul enbai. Haber ajanslarının getirdiği haberlere yani geçtiği haberlere göre hasbe me evrede getirdi demek yani zikretti demek. Verede bu da geldi demek geçti demek. Mesela yukarıdaki metinde geçti derken verede fil kıt'ati sâbikati diyebiliyoruz. Evrede getirdi efendim geçti. Hani haber ajansları bilmem ne geçti diyoruz. Şöyle bir haber geçti. Hı. Haber ajanslarının efendim geçtiği haberlere göre efendim gazete raporları basın şirketlerin neydi toplumsal iletişim sosyal medya evet şirketlerinden birinin efendim Nisan'dan gelecek Nisan'dan gelecek yine Haziran'a kadar nokta nokta zarfında efendim bilmem şu da halka arz evet hisselerini halka arz
etme kararında olduğuna değindi, işaret etti dememiz gerekiyor. Yani burada iki boşluk var. Bir ta'tezimundan sonra geliyor. Diğeri de hilale. Hilale bir isimdir. Genellikle evet muzaf olur. Efendim ta'tezimu da bir fiildir. Evet. Şimdi bir bakalım. Sehem, eshum, hisseler. İktitab. Normalde iktitab deyince aklımıza ketebeden iktetebe gelir. Efendim. İktetebe işte yazdı, yazma yazdırdı yani dikte etti anlamını verir. İktetebe yok. İnketebe. Hı hı. İktetebe yazdı ya da yazdırdı, yazmasını istedi. Dikte ettirdi. Anlamını verebilir. Şiraz satır almak, akt yapmak, usbu hafta mütte süre, bey satmak, matla başlangıcı bir şeyin doğuşu, sahb çekmek, merhale de aşama, efendim tarh atmak demek, efendim atmak, fetra dönem demek. Hilale müddetin. O zaman lisanın başlangıcından en sonuna kadar diye C şıkkı diyeceğiz. Bir süre içinde, süre zarfında efendim hisselerini satmaya karar verdiğini efendim. Şira satın almak. Şira satın almak, evet. B'yi satmak. B'yi satmak. Bence A şıkkı, fetretine dönem. İktitaya belan, buna da şey diyorlar. Halka arz. Efendim, arz, halka arz, yani hisselerini halka sunmak efendim. Sahip çekmek demek. Efendim, yok, hisselerini geri çekme kararında olduklarını efendim. Yok, matla bir şeyin başlangıcı demek. Matla'ul fecr mesela. Yok. Akade yapmak demek. Kurmak demek. Hilale usbu. Bir hafta zarfında, bir hafta içerisinde. Ama burada Nisan'dan Ebril, May, Yün. Evet, matla. Tabii. Yok. Gelecek Nisan'dan Haziran'a kadar geçecek süre zarfında hisselerini halka arz etme kararında olduğuna işaret etti. Haber ajansının geçtiği habere göre. Tezemehu azimetten geliyor. Kararında olmak. Evet. Taraha mesela iktirahan teklif sunmak demek efendim. Taraha bizim hani bir zamanlar televizyonda şey çıkıyordu. Bir kadın Adanalı olduğu söylenir. Ben lafımı masaya koydum. Alan alır diyor. İşte gibi. Bu bir tarftır. Efendim. Hocam şiras insan hisselerini çekip aldı. Hisselerini, zaten hisseleri kendinin. Kendi satıyor hocam. Ama şeyde borsadaki. Yorumluyorum. Ha. Şimdi sunum anlamında daraha oluyor. Şu matla şey bozuyor diyorsa satmak. Matla, ha. Daha şey satmalar. Fetrat da bir dönem, kısa bir dönem açıkçası. Şimdi var. Fetrat. Kısa bir süre içinde elinden çıkarıyor, atıyor. Tedaviden çekmek anlamı var. Ne? Sahip mi? Tabii. Ha, evet. Ama merhale aşama demek. Ama lil iktitab el am efendim iktitab el am işte halka arz demek. Halka arz etmek olur değil mi? Efendim piyasadan hisselerini çekmek değil. Bizzat halka. Evet.
Tabii efendim ticaretten anlamak lazım efendim. Tertemiz mi? Tertemiz mi? Şey değil mi? Tertemiz mi? Tertemiz mi? Müzik mühendis başlamış. Çünkü yahte şirketi tavasul. Mühendis evet. Yok hocam mühendislikten kaynaklanan bir şey değil. Çünkü buraya bir nesne getireceğiz. Nesnenin mühendis müzekker oluşu. Efendim. Ama matlak var burada. İşte var olmasaydı değil yani. Evet. 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 İşte hilal fetreti ifadesinde yani dönem boyunca demek. Min Ebril ile Yunio'da bu dönemin atfı beyanı oluyor. Fetratin de olur, el fetra da olur. Fetratin olursa sonraki onun sıfatı, el fetra olursa da ondan sonraki onun açıklaması, atfı beyanı olur. Orada bir problem yok hocam. Yani taraha atmak, teklif sunmak anlamına gelir. Efendim? Ha bir de şey var. Taraha matematiksel evet. Taraha kelimesinin anlamlarından bir tanesi de çıkarmak demek. Mesela tarahahu minhu ondan onu çıkarıp attı. Efendim ondan onu çıkardı. Yok burada tarahahu minhu kalıbı yok. Sadece hani ben darp ne demekti? Matematiksel bir işlem olarak. Çarpmak demek. Efendim evet. Evet. Efendim. Cem ne? Toplamak. Peki. Tarh. Çıkarmak. Taksim işte o da bölmek oluyor. Evet. Evet. Cem. Eklemek, toplamak oluyor. Evet. Evet, matrah. Evet. Evet. Geriye kalan çıkar. Efendim. Efendim, taraha. Evet. Taraha esumheha liliktiyab. Liliktitab. El'a. Hocam bir şeyi bu burada bir şeyi evet bir şeyi bir şeye sunmak efendim arz etmek anlamında kullanılıyor. Aradahu gibi. Ekser burada bir fiil gelecek. Ama şöyle bir şey var. Orada müttek sözcüğü belirsiz. Oysa daha sonra gelen o süre min İbril ile yunuyor. Belli zaten. Zaten o belli. Zaten o belirliyor. Yani yo, o da onun bedeli olmuş oluyor. Ya da atfı beyanı. Ama fetret şeyi kısmına açıklıyor. göre kısa bir Sanki o süre. belirliyor. Sanki o belirliyor. Efendim. Yani nekra ya da marife olmak zorunluluğu bence yok. Hatta marife olması daha uygun gibi. Çünkü süresi belirli. Ama herhangi bir müddet değil. Süre belirli. Eylül'den hisselerini halka arza attı yani sundu.
Şimdi tabii eksara eksara hangisi bakıyoruz. Burada fiilin faili olabilir. Eksara min hamsi miyeti şirketin fil yabani iflaseha. Evet. Japonya'da 500 şirketten fazlası nokta noktadan dolayı iflasını ne yaptı? İlan etti, sundu, işaretti, gerçekleşti, sarraha açıkladı. Ama burada işte fiiller nesnelerini nasıl alır? Malum çatılımı, meçhul çatılımı ve efendim lazım mı, müteaddi mi? Bunları bilmemiz gerekiyor. Mesela tahakkaka hocam. Bak burada D olmaz. D çünkü gelecek zaman gibi kullanmış ikincide. Ha ikincisinde. Şimdi bakalım devamını okuyalım o zaman. Bir sebebi zilzel ve tsunami lezi el bilade fi azar el faid. Geçen Mart. Geçen Mart ayında ülkeyi ne yapan tsunami olur? Vuran olabilir. O zaman el bilade deriz. Ülkeyi vuran tsunami ve depremden dolayı Japonya'da 500'den fazla şirket iflasını açıkladı. Buyurun. Anlamını eşera meşhur etti. Yani herkesi bilir hale getirdi. Hani meşhur edince artık herkes bilmiş oluyor. Şöhret kelimesinden geliyor. Şimdi sonra dur sorayım. Burada cera olursa yok. Müennes olmasından ziyade hocam müzekker olması lazım. Çünkü ellezi gelmiş. Tsunami ellezi demiş. Cera olursa nesne almış ama burada. Ecra olsa, cerra olsa neyse belki. Yok almıyor. Aktı, meydana geldi, vuku buldu demek. Nesnesiz. Yani efendim evet. Efendim. El bilade kelimesinin nesne almaz cera. Peki amme alır mı? Kapladı olurdu. Ammel bilade ülkeyi kaplayan tsunami. Bu anlamda olabilir bence. İşte ha çok güzel olur. Çünkü üstünden geçti. Yani yakıp yıktı demek. Efendim. İşte ha çok güzel olur. El bilade. Fırtına, sürüklemek. Ne? Su basmak, sürüklemek. Ne? İşte ha mı? Evet. İşte ülke. Arazi su basmak. Efendim evet. Burada tahakkakat kelimesi lazım bir fiildir. Gerçekleşti, hatta gerçekleştirildi demek. Bir daha önceki okuduğumuz metinde. Ama burada iflase he diyor. İflasını efendim? Hocam e'alene olsa cera burada olmuyor. Evet. Sarraha kelimesi nesnesini nasıl alırdı? Evet. Evet. Bi iflasihi. Bi iflasihe derdi. Dememiş hocam. Peki. O zaman tahakkakat olduğunda iflase kelimesi mefulün bir nesne. Tahakkaka lazım bir fiil. Nesne almaz. D şıkkına baktık. Kat deme. Efendim iflasehe. İflasını sundu diyor. Ellezi seyyentebul bilade fi azar. Geçen Mart'ta ülkeyi vuracak olan evet. İntebe kaplamak demek. Efendim yani üstünden evet. Evet burada geçen Mart diyor ve S diyor. Gelecek zaman çelişki var. Şurada E şıkkında Ellezi'den sonra gelen darabe çok uygun. Ülkeyi vuran tsunami diyor. Peki eşara kelimesi açıkladı anlamına gelir mi? Neyde sıralamada? Neyde? Şey o
Ben dün sınavı yaptım. Benimle ilgili değil, değil mi? Ha, sizinkinde. Hocam ne diyorsunuz? Abi eşhere. Eşhere eğer kâlede manasında. Evet, var var, ilan etmek. Tabi eşherehu. Evet. İlan etmek olmaz. Yani. Tabi. Ama hocam evet, bir de şu cera kelimesinin lazım olduğunu bilmemiz lazım. Buradaki sente bu kelimesinin gelecek zaman, azar el faitin geçmiş zaman, yani zaman çelişkisi olduğunu bilmemiz lazım. Evet, şey faid geçen demek. Maldi. Sarraha bi olur. Evet. Efendim, amme olur. Buraya amme güzel gider. Ülkeyi kaplayan. Efendim. Yani bir uçtan diğer bir uca tüm ülkeyi kaplıyor. Yani gerçekçi olmayabilir ama. Burada iştahada çok güzel olur. Ülkeyi yerle bir eden, kasıp kavuran, baştan sona efendim üstünden geçen. Ama burada iflas kelimesi, evet, eşeranın mefunun bir hölgesidir. İntebe kaplamak demek o. Bir de şey, nöbet, bunun kökeni nöbet, zaman zaman başına gelmek demek. İntebehu. Zaman zaman işte vuruyor. Zaman zaman oraya varıyor. Evet. Yani bu da olabilir sin olmasaydı. Efendim. Tabii ki. Tabii ki. Efendim. Evet. Hocam eşara. Evet. Nöbet kelimesinden geliyor. Kesurel evbaşu fil beledi ve ekseru fihel fesade hatta ehluha min ve teezzet bihimil ammetu. Amme halk demek. Herkes onlardan efendim eziyet gördü. Evbaş, evet. Serseriler demek. Evet, evbaş. Ülkede serseriler çoğaldı. İşte efendim. Ve ekseru fiha el fesade. Bu işte evbaş ülkede efendim çokça fesat çıkardılar. Çokça kötülük yaptılar. Sonunda bak, hatta sonunda efendim, burada hatta eğer kendisinden sonra muzari fiil gelirse önceye kadar için, yani mek için anlamı verilebilir. O geliyor ve mazinin başına gelince sonunda diye tercüme edebilirsiniz. Sonunda şöyle oldu. Evet. Sonunda halkı efendim, halkı onların nesinden ne yaptı ve halk onlardan eziyet etti. Şey, eziyet gördü. Yani herkes onlardan olumsuz etkilendi. Çünkü evbaş, bakınız burada ekseru şeklinde geldi. Efendim. Şimdi satve kelimesi efendim üste çıkmak, yani egemen olmak, baskı anlamına geliyor. Dajira minhur, rahatsız oldu demek. Burada min de geliyor. O zaman halkı dajira min şundan rahatsız oldu. Evet. Efendim. Şimdi nüfus etkisi demek. Etkisi. Testur etkilenme demek. Dayaka daraltmak demek. Sıkıştırmak demek. Peki. Vele dostluk demek. Vat'a bu da baskı, baskı demek. Efendim. Şagap parça mı?
Efendim, şakap da efendim zarar vermek demek. Ha, rezaha efendim o da evet. Yani o da zarar görmek. Vat'a çiğnemek yani baskı demek. Oradan baskı anlamı geliyor. Şuradaki vat'a satve hatta nüfuz kelimesi birbirlerine yakın. Burada vele dostluk efendim anlamına geliyor. Tesir etkilenmek, dayaka daraltmak, sıkıştırmak, şikayet etmek demek. Tacire'de huzursuz, rahatsız olmak demek. Evet. Eğer C'yi söyleyecek olursak evbaş ülkede çoğaldı ve efendim ülkede efendim çokça kötülük yaptılar. Bozgunculuk yaptılar. Fesat çıkardılar. Sonunda halkı efendim onların bu zararlarından, taşkınlıklarından rahatsız oldu Dajira ve halk onlardan onların sıkıntısını çekti. Evet, eziyet gördü. Onlardan rahatsız oldu yine. Teezzebihim elhammed. Yani evet. Şimdi vele dostluk demek insanlar yani halkı onların dostluğundan efendim daraldı halkını daralttı diyemeyiz. Huzursuz olmak rahatsız olmak demek evet. Gürültü. Evet. Dacce. Rahatsız. Hangisi? Dacira mı? Aha, üç harfi cellede kullanılıyor. Min? Dacira minhu. Var var. Ha, dacira minhu. Rahatsız olmak. işte onu diyor hocam bi ile ve an ile aldı diyor efendim evet şakam dacira minhu yok dacira hu değil dacira minhu he? Yok ehlu ehluhe ehluhe faili evet dacira ehluhe min şaka bihim ve teezzet bihim l'ammetu. Birinci sayfa bitti o zaman. Şuradan. Asbaha sere o hedefen esme yesa ileyhil cemi'u. Sera zenginlik demek. Seriyun kelimesi de zengin anlamına geliyor. Sera'un zenginlik. Zenginlik, evet herkesin bilmem ne yapma ulaşmaya çalıştığı en yüksek amaç haline geldi. Evet, zenginlik. Hocam, evet. Evet, bu fiil, asbaha, esera u fail, ismi, geri kalanında haber. Esme en yüksek, en yüce, en ulu. Eale evet gibi. Tabi. Evet herkesin ulaşmaya çalıştığı en yüksek hedef haline geldi. El istimta bi mazahiri turef. Turef lüks. Efendim turfe turef. Lüks evet lüks efendim görüntülerinden diyemeyiz de lüks evet. Lüks yaşamdan, lüks örneklerinden. Mazahir, görüntüler demek. İstimta, keyfini sürmek, faydalanmak demek.
çünkü hepsinde bütün şekilleri, zamirleri aynı. Şimdi liyunguze bihim onları kurtarmak için. Liyezude anhum onları savunmak için. Hocam o Z'de. Evet bu Z'de. Şey var şu Yunus Aleyhisselam mı Yusuf Aleyhisselam mı koyunları şey yapıyor. Çeşmeye gelmesini engelliyor. Musa ha. Orada Z'de var galiba. Sanki ben oradan hatırlıyorum. Liyezude Z'de. Şimdi kızlar yapıyor. Pardon. Kızlar çeşmenin ha işte koyunları erkekler hani rahat bir şekilde koyunları suluyor ya. Ötekiler de tezu değer mi diyor? Evet tezu. Zade yezu yani. Orada sudan engel olmaya çalışıyor. Onları savunmak için efendim liyutuy hallehum onlara fırsat vermek için imkan vermek için liyer gabihim onları yükseltmek için liyene eleminhum efendim onlardan intikam almak için onlara zarar vermek için ne ele min ile kullanılırsa hocam çok enteresan değil mi? Evet. Evet zarar vermek. Nail olmak için diye onu işaretledim ha. Evet. Ne? Ben yutiha lehum bundan sonra genellikle fursa ne elemin intikamdan ziyade zarar vermek yani bir şekilde evet zarar vermek intikam almak gibi bir şey. Efendim ama yutiha lehum efendim genellikle fursa sözcüğüyle birlikte kullanılır imkan tanımak hocam. Fırsat vermek imkan tanımak. Evet. Evet. Li yutiha lehum hatta şuraya fursatel istimtai desek çok daha harika olurdu yani. Evet. Ne elemin. Evet. Li yene elemin hum. Li yerka bihim. Li yunqiza bihim. Li yezude anhum. Li yutiha lehum el istimtaa bimazahir. Nalehu. Nale nesnesini direkt alır. Nale min ise efendim minden sonra getirdiğiniz kişiye zarar vermek. Efendim anlamına geliyor. Efendim zenginlik lüks yaşamın keyfini sürmeye imkan vermesi için kendilerine herkesin ulaşmaya çalıştığı en yüksek hedef haline gelmiştir. Turfe turaf. Lüks. Evet. Lüks diyebiliriz. Mutraf. Evet. Yok. Lükslü. Yani midraf. Evet. Hocam yine E diyor. Evet. Hemen çıktı aşağıda. İstemerrat hazil ma'reketu selasete eyyamin. Bu savaş 3 gün sürdü. Ve hazimete salibiyyin hazimete nekra. Nekra bunun kökü bunun kökü nedir sizce nekra'nın? Nekra'dan evet nekra. Peki nekra ne hocam? Bilinmeyen demek. Yani bilinen her şey evet. Ölçülemez hocam. Evet. Yani çok kötü. Çok pis bir efendim evet. Yenilgi. Hezimet demek. Haçlıların çok pis bir yenilgisiyle sonuçlandı diyelim o zaman. Nebamin kaynaklandı demek. Menba oradan geliyor. Kâme alâ üzerine dayandı, kuruldu, bağlı oldu demek. Behasefi efendim şey behasefi teşvik etti gibi sanki ortaya çıkardı. Uyandırdı. Hani içindeki duyguları uyandırdı diyebiliriz behasefi. Esferadan kaynaklandı. Evet sonuçlandı. Sonucunu çıkardı.
Bu ne? Bu evdet. Evvedet. Bilmiyorum hangi nasıl okuyabiliriz. İstemerat sürdü, devam etti demek. Abi evdadan evdadan alırsan ölmek, yok olmak, helak olmak bir ile kullanılıyormuş. Evde bir mi? Evet. Hocam bu esverat çok uygun. Esverat hani hezimeti salibeyin. Ne? Evet, zaten o bir çeldirici olamaz yani. Alt altına 5 tane E gelebilir. Yani tabi. Lem yekun heulayl ihveti özür dilerim. El ihvetu efendim ala ba'de vefete bihim. Bu kardeşler babaların ölümünden sonra böyle böyle hiç olmadılar. Fekânu yuharibûne ba'duhum bilmiyorum. Evet. Onlar birbirleriyle savaşıyorlardı. Efendim hocam bir badin de olabilir. Mesela yehtem mi ba'duhum bir badin. Birbirleriyle ilgileniyorlar diyebiliriz. Ama burada harebe fiili nesnesini direkt arar. O yüzden ba'duhum ba'dan olur. Şimdi burada tabi savaştıklarına göre şurada bir olumsuz anlam olması lazım. Doğru. Nifakın ba'duhum ba'dan. Vele neydi? Az önce geçmişti. Vele dostluk. Dostluk demekti. Efendim. Şikak, evet. Anlaşmazlık, yarıklık. Vifak, efendim uzlaşım. Uyum. Yani A mı diyorsunuz şimdi? E mi diyorsunuz? B diyorsunuz. Ha. Hınak bu da dar boğaz demek. Efendim. Efendim ha boğazı sıkmak anlamında. Efendim. Ve burada tabi evet. Libat. Evet. Bunun ikisi bence olabilir. Çünkü üçü olumsuz anlam. İkisi olum. Rifak, uzlaşım, aynı fikirde olma, örtüşme. Efendim bu da dostluk demek. Evet. Evet. İkincisi burada doğru şıkkı belirliyor. Şimdi burada efendim ba'duhum ba'dan olur. Eğer fiil nesnesini direkt alıyorsa. Ba'duhum bir ba'din olur. Eğer fiil nesnesini bir ile alıyorsa. Ba'duhum li ba'din olabilir. Efendim eğer nesnesini li ile alıyorsa. Mesela gale ba'duhum li ba'din. Efendim ihtemme ba'duhum bi ba'din. İşte efendim şekara mesela ba'duhum ba'dan. Birbirlerine teşekkür ettiler gibi diyebiliriz. Tabi şekere aynı zamanda ba'duhum li ba'din de olabilir. Çünkü şekere efendim yok. Kime sorusunun cevabını li ile de alır, direkt alır. Peki. Şeker tu ale ta'ami sizce nedir? Evet. Burada bakınız. Kim yeme ha işte buradaki ala kime sorusunu değil niçin teşekkür ediyorsun sorusunu cevaplandırır. Yani yemekten dolayı teşekkür ediyorum. Peki kime? Mesela efendim evet leke sana ya da direkt olarak eşkuru şeker tüke diyebilirsin. Evet. Ha bak niye teşekkür ediyoruz biz? Ala'dan sonra gelir cevabı. Kime teşekkür ediyoruz? Evet. Aldı zaten hocam. Çok güzel. Yani ben öyle diyorum zaten. Hafızlar
Hafızlar daha şanslı. Evet. Lem yekun makaneye denk geliyor. Evet. Lem yekun lizaimi hazil intifada minel müehhilat. Müehhil kişiyi ehil haline getiren şeyler. Yani yetenekler, yeterlilikler demek. Lider, önder, evet. Evet, intifada efendim karşı koyma demek. Buna çok güzel bir kelime bulmuştuk ya daha önceden. Kıyam, direniş gibi efendim. Faada kelimesinden geliyor. Bir şeye karşı taşkınlık, taşmak demek yani efendim. Evet. Bu intifadanın liderinin lem yekun. Evet. Şimdi burada şöyle ben bir baktığımda teknik açıdan lizaimi hazil intifadanın kânenin öznesi olamayacağını biliyorum. O zaman bu ne olabilir? Haber olabilir. O zaman geriye kalan ifadelerde de ismini arayacağım. Şimdi cealehu efendim birisi haline getirmek. Yani dönüştürmek için sıkça kullanılır. Şimdi ma tehenye bir şeye efendim müsait olmak bir şey için ne? Heyye hazırladı, tehenye de hazır oldu. Yani müsait oldu demek. Mümkün oldu demek. Zahara yazar ortaya çıkmak. İnteza yenteziyom çekip çıkarmak. Cealehu ise onu bir halden bir hale dönüştürmek. Hatta mesela cealehu münasiben dersen onu uygun hale getirmek anlamını da verir. Ama burada tabi lehu var. El-mesku bi zimamil umuri. İşlerin ipini tutmak. İşlerin ipini efendim zimam ipini evet tutmak. Yani efendim işlere hakim olmak demek. Evet. Bunun evet bu intifadanın liderinin işte işleri elinde tutmaya imkan verecek yeterliliği yoktu. Kesinlikle bu mağalar şey ben yukarıdaki lem yekundan olumsuzluğu verdim. Ve buradaki mağaların hepsi isim mefsul mağasıdır. Efendim. Yani işleri hazırlamaya C tehenye yetehenye bir şeye müsait hale gelmek. Evet. Yok. O havvele. Evet, noktasız. Bila nokta. Bu havvele efendim mekkenehu gibi bir anlam var hocam. Efendim yok. İmkan vermek. Efendim. İmkan vermek efendim gibi bir anlam. Mağaları anlamlandırırken sıkışırsak ellezi koyabiliriz yerine. Yok yok şu mağalar var ya cevaplardaki. Buradaki mağaları ellezi olarak düşünebiliriz. Şu an için şu minel müehhilat kelimesini de yok kabul edin. Hatta bunu en son koyabiliriz.
Evet. Evet. Yani burada ma yuhavvil ifadesi ma yutihu gibi. Az önce yutihu demiştik ya. İmkan vermek, fırsat vermek, sağlamak. Bu düşünülebilir. Teheyye aslında burada yeteheyyehu değil de ma yuheyyehu deseydik onu ona hazırlayan yeterlilikler anlamını verebilirdik. Evet, bu haberi hocam. Haberi. Kesinlikle buradaki ma ve cümle sonuna kadar Şey kâhnenin ismidir. Elinde tutan değil de işlerin ipini elinde tutmaya fırsat verecek yeterlilikler yoktu. Bu intifadanın liderinin kendisini verecek. evet İmkan verecek. ma yuhavvil evet ma yutihu lehu evet evet hayır zaten havvele kelimesinin anlamını bilince ötekileri düşünemiyorsun bile. Ama şunu söyleyeyim. Buradaki yeteheyyehu değil de yuheyyehu olsaydı o da bir şeye hazırlamak anlamında fırsat vermek anlamında imkan vermek anlamında gelebilirdi. Bakın başka bir yerde de belki cehale kelimesini de efendim kullanabilir. Mesela şöyle diyebilirdi. Minel müehilati ma yec'aluhu efendim ma yec'aluhu mütehayyen lil meski bi zimamil umuri gibi. Yani farklı farklı yapılarda kullanılabilir. Cehalehu da çokça kullanılan bir yapı. Mümkün bir şeyi ama burada bu gibi ifadelerde efendim yazharu yentezio akla gelmiyor yani. Fakat cehale zihnimizin bir köşesinde her zaman durması lazım. Cehalehu mu? Havvelehum burada yani etaha yutihu kelimesini kullanabiliriz. Bahşetmek. Efendim, Kabul evet. etmek. Mesela birisini senin yardımcın olarak atıyorsun veya vekil olarak atıyorsun. O senin haklarını kullanabiliyor. Yani sen ona bazı haklar vermiş oluyorsun, imkan vermiş oluyorsun bu anlamda. Yok. Kendisine İşlerin ipini elinde tutmanın imkanı verecek yeterlilikleri yoktu. Efendim. Mesela kararlılık gibi bir efendim şey yapı yoktu adamın. Efendim kim ne derse onun arkasına düşüyordu gibi. Müehilat ehil kılma yeterlilik oradan da yola çıkarak hatta yetenek bile diyebilirsiniz. Efendim ma yuhavvilu kelimesi. Şimdi innen neteyce elleti anha hazil fitnetul arimetu bu pis fitnenin bu işte kötü ağır şiddetli fitnenin nokta nokta dan kaynaklanan sonuçları nokta nokta kulle takdirin min haysu hiddetuhe ve huturatuhe. Evet. Efendim. Evet. Efendim şiddet ve tehlikesi açısından her tür takdiri nokta nokta. Tesebbebe kaynaklandı demek. Ya da tüsebbibu dersek sebep oluyor demek. Teaddet
Teatte diye bir fiil var. Mühendislikte alınca teatte açtı demek. Açtı. Oradan da işte aduvun kelimesi geliyor ya, düşman. Yani düşman biliyorsunuz sınırı aşar. Teatte bir şeyi açmak, geçmek, öteye gitmek demek. Temakhala işte efendim diye bir fiil var. Faka dönerim temakhadaya. Faka fevk kelime yok. Yok hocam. Fevk kelimesinden türetilmiş bu. Faka açtı demek. Evet. Geçti demek. Fevkinde oldu. Teaddet. Şimdi döneceğim. Netice efendim kaynaklandı demek. Karebe yaklaştı. Rafaka eşlik etti. Refika buradan geliyor. Karene mukarene. Yok. Karene. Yok. Ha. Ama bu mukarene karşılaştırmak demek. Ama evet, karin o da yakın, refik anlamında kullanılabiliyor. Efendim. Evet. Hasale elde etmek demek. Gelmiş ya işte demek ki be onu es geçti ya hocamız. İşte hasale elde etmek demek netice. Sefera diye bir fiilimiz var. Bu esfera olsaydı an ile neticelenmek ama sefera o değil. Efendim. İşte sefera efendim evet. Eşlik etmek. Karşılaştırdı demek. Karebe yaklaştı. Evet, teatte açtı, geçti. Taga bu da açtı, geçti demek. Evet. Bu şiddetli fitneden kaynaklanan sonuçlar hiddet ve tehlikesi açısından her tür değerlendirmenin üstündedir. Her tür değerlendirmenin ötesindedir. Aşar. Aşmıştır. Anlamını vereceğiz. Efendim innenin ismi öbeği, geri kalanı da haberi. Evet, temakkada an ile kullanıldığında esferet an anlamını veriyor. Esferet an. Esfera an. Şurada netice an da gelebilirdi. Değil mi? Bir şeyden efendim kaynaklandı anlamında. Fakat ikinci boşluk var ya, oraya garebe gelmiyor. Demek ki netece an bir şeyden kaynaklandı. Temakkada an bir şeyden kaynaklandı. Esfere an işte bir şeyden kaynaklandı. Sonuç verdi. Neden oldu? Anlamları. Neceme şey uzatmadan. Neceme an. Efendim, bunlar kullanılabilir. Bunun cevabı efendim, evet temakhada an. Yercu sebebu tevettürül alakati beyne haulâil vuzarâi ile enaniyeti fizzâti. Evet. Reca ile dayanmak. Evet. Evet, bu bakanlar arasındaki ilişkilerin gerginlik sebebi nokta noktaya dayanır. Nokta noktaya bağlıdır. Tevettür. Evet. Efendim. Aslında buraya boşluğa koymadan tercümeyi verdik değil mi biz? Yani bu bakanlar arasındaki ilişkilerin gerginlik sebebi efendim şeye dayanmaktadır. ha buraya evet. Evet. Ala hamişin efendim evet ala hamişin efendim evet kıyısında yani önemsiz bir şekilde efendim
Vıfkan ma bir şeye bağlı olarak demek. Hala eseri zelike vahideten til ve ukra peşi peşine efendim tek tek gibi bir anlamı var. Efendim bir derecede lula birinci derecede enaniyete evet. Vefkan ma evet. Vefkan yok buradaki ma ismi Vefkan efendim ma şey olabilir. Devamında sıra cümlesi gelirse Vefkan'ın mefulün bihi olabilir. Gereğince uygun olarak şeklinde tercüme edilebilir. Birinci derecede efendim enaniyete dayanıyor. Bencilliğe dayanıyor. Bağlıdır. Galet masadır kadaiyetun inne kadiyen emera emsi emera kullanımı mesela emerahu bihi şeklinde ben ezberliyorum, ezberlettiriyorum. Ona onu emretti. Neyi emretti? Bi'den sonra gelir. Evet. Yargı kaynakları bir hakimin, kadının dün efendim noktayı emrettiğini söyledi. Şimdi serah serbestlik demek. Atlaka serahahu genelde böyle duyulur. Serbest bırakmak demek. Yani emredilen şeyin başında bir olması gerekiyor. Nadiren müevvel mastar gelirse müevvel mastar bir gelmeyebilir. Burada üçünde bir gelmiş. Şimdi A1 geçen demek. Hani A1 sebil var ya efendim yoldan geçen yani misafir gibi misafiri emretti. Şimdi emrettiden sonra ama neyi emrediyorsak bi'den sonra gelir ve emredilen şey bir olgudur değil mi? Mastardır genelde. Efendim. Evet. A1 ismi fail. Mesela intilak, serah, serahı bırak. İntilak, mastar ama başında bi yok. Tevcih mastar, ihla mastar. Bunların başında bi var. A1 ise mastar değil. İhla nedir? Ahle, yuhli. Boşaltmak. Boşaltmak. Tevcih. Bu da yönlendirmek. Tevcih, yönlendirmek. Efendim kelimeleri tabi anlamlandırınca. Bir de ibra var. Ebra, yubri, ibraun. Temizlemek. Beraat ettirmek. Temize çıkarmak yani. La uberriu nefsi var ya. Oradaki beriun. Efendim. Şibih. Evet benzerlik. Vecih yüz demek. Minassa. Bu da ya mesela konuşma yapmak için hafif yükselti var ya. Kaide mi deriz ona? Kürsü mü deriz? İşte. Hafif yükselti demek. Nasıl da? Efendim. Tepemsi bir şey. Yüksel. Şimdi tabii bir kadının kadının emera, ems nokta nokta sebili müdevvenin mısriyin barizin bariz yani üstün özelliğe sahip Mısırlı bir yazarın yolunu bilmem ne yapma bilmem neyini emrettiğini söylüyor. Hocam fakat ala geliyor. Ala bari kimse
Hocam şimdi şey düşünebiliriz, hani şibit cümleleri hal ögesi olabilir, sıfat tamlamasında sıfat olarak gelebilir. Yani her harfi ceri fiille bağlantılı düşünmeyelim. Ala nokta nokta et tahkiki mahu fittihamatin bil müşareketi fi ameli unfin. Şiddet olaylarına katılmakla evet, suçlar olayları şiddet olaylarına katılma suçlamalarında efendim evet suçlamalarında evet efendim tahkik edilmek üzere hapsedilen işte tanınmış bir Mısırlı yazarın serbest bıraktığını emrettiğini, serbest bırakılmasını emrettiğini. Yok, burada bir kalıp var da o. Söyledi. Ala zimmeti tahkik ma'hu. Şimdi ala zimmeti tahkik ifadesi efendim ihtiyaten el altında tutmak. İhtiyaten hapsetmek demek. Ala zimmeti tahkik. Demek kalıbı. Evet. İşte ma el müdevven. El müdevven. Şuna dönüyor. Yani buradaki hu zamiri müdevin. İçeride bulunan adamın salıverilmesini emretti. Evet. Şiddet olaylarına katılma suçlamaların suçlamalarından ötürü efendim evet gözaltında işte tutulan bariz efendim Mısırlı bir yazarın yolunun boşaltılmasını emretti. İşte evet. İhlaus sebil salı vermek demek. Yani yolunu boşaltmak demek. Beris ya beris mesela sivrilmiş demek. Evet. Mesela fakültede 10 tane hoca var. Aynı seviyede değil ki. Bazıları sivrilmiş. Bariz yani göze batıyor. Efendim hemen fark ediliyor. Buradaki beris o anlamda. Evet. İhtiyaten. Efendim. Şey o bir kelimesi emaranın şeyi ahla sebilehu yolunu boşalttı demek yani serbest bıraktı demek engel olmuyor artık şey cevap vardır da nerede ha pardon B'ymiş varmış efendim ha, o zaman ara mı veriyoruz? Tamam.